kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki insanlık olarak çok karanlık günlerden geçiyoruz. Masum insanlara yönelik günlerdir aralıksız devam eden saldırılar vicdanlarımızda onulmaz yaralar açıyor. Kadın, çocuk, yaşlı, genç, Müslüman, gayrimüslim ayırt etmeksizin, hak hukuk gözetmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Filistin'de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor. İnsanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bu günlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç ihtiyacımız olmadığı kadar şu anda ihtiyacımız var. Bu zulmün bir an önce sona ermesini, bölgenin barış ve huzura kavuşmasını yürekten diliyorum. Kıymetli misafirler, şehirler insanın medeniyet yolculuğunda geliştirdiği düşünce birikiminin bir ürünü, anlam dünyasının bir tezahürüdür. Dolayısıyla yalnızca bireyleri bir araya getirmekle kalmaz, sakinlerinin ortak geliştirdiği kültür ve medeniyeti de somut bir biçimde ortaya koyar. Bu bakış açısıyla şehir ve insan bir bütün olarak varlık bulur. Şehirler yaşayanlarının kimliğinden bağımsız düşünülemez. Hacı Bayram Veli'nin ifadesiyle, insan şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Bu çerçevede şehirleri inşa edip dönüştürürken toplumsal kimlik ve kültürü de dönüştürdüğümüzü unutmamak gerekir. Küresel her türlü değişimin anahtarı bir anlamda şehirleşmede gizlidir. Öte yandan kentleşmenin durdurulamaz bir hızda arttığı modern dünyada şehirlerin önemi farklı bir boyut kazanmıştır. Araştırmalar 2050 yılına kadar her 10 kişiden 7'sinin şehirlerde yaşayacağını ortaya koyuyor. Hızlı kentleşme birçok kriz ve sınamayı da beraberinde getiriyor. Ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan bir tanesi şüphesiz dünyamızı kanayan bir küreye çeviren iklim değişikliğidir.